Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Rehberlik servisi olarak sosyal bilgiler dersi için hazırlanmış ikinci dönem birinci yazılı sorularıyla karşınızdayız arkadaşlar. Evet, rehberlik servisi. Şimdi yeni hazırlanmış bu soruları dikkatlice izlerseniz arkadaşlar, sınavınızda 100 almamanız için hiçbir sebep yok. Çünkü yeni hazırlanmış büyük ihtimalle karşınıza bu sorular çıkacak. Önce boşluk doldurma sorularımız var. Hemen başlayalım. Birinci sorumuzla klavyemizi alalım. Klavyeyle yazalım bunları arkadaşlar. Bir, şu boşlukta bakalım. Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kişiye biz ne diyorduk arkadaşlar? Mucit diyorduk değil mi? Buraya büyük harflerle yazalım bence daha iyi olur. Mucit denir. Evet, daha iyi görürsünüz arkadaşlar. İkinci sorumuz, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta alanında kullanılır. Hangi alanda kullanılır? Mesela akıllı tahta projeksiyonu eğitim alanında kullanırız değil mi arkadaşlar? Eğitim alanında kullandığımız teknolojik aletlerdir. Üçüncü sorumuza geldik. Teknolojik ürünler na göre sınıflandırılır. Neye göre sınıflandırılır? Şu yukarıdaki kelimelere baktığımız zaman hangisi uygundur? Kullanım alanlarına göre değil mi arkadaşlar? Kullanım alanlarına göre na zaten yazılmış. Evet, kullanım alanlarına göre sınıflandırılır. Şöyle düzgün yapalım. Şöyle, evet oldu. Gelelim dörde. Nokta nokta icat edilmesi insanlar arasında iletişimi kolaylaştırmıştır. İletişimi kolaylaştıran nedir arkadaşlar? Telefon değil mi? Telefon iletişimi gerçekten çok hızlandırmıştır. Beşinci sorumuza sıra geldi. Teknoloji kullanılarak üretilen alet, makine ve benzeri araçlara ne denir? Teknolojik ürün arkadaşlar. Teknolojik ürün diyoruz biz bunlara. Geçelim, altıncı sorumuz bizden ne istiyor bakalım. Her alanda teknolojik ürün kullanırız. Neyin her alanında teknolojik ürün kullanırız arkadaşlar? Bakalım. Hayatımızın değil mi? Hayat var mı yukarıda yazdık? Evet varmış. Hayatımızın her alanında teknolojik ürün kullanırız. 7. Dünyada teknolojisi gelişmiş toplumların nokta noktası da gelişmiştir. Teknolojiyle beraber ne gelişir arkadaşlar? Sanayi teknolojiye dayalıdır değil mi? Eğer teknolojiniz yoksa sanayiniz gelişmez. Çünkü sanayinin gelişmesi için teknolojiye ihtiyacınız var. 8. Bir şeye karşı duyulan ilgi ve heyecana ne denir sevgili gençler? Biz buna motivasyon ya da istek deriz değil mi? Hangisi var yukarıda? İstek varmış. Motivasyon, güdülenme ya da istek denir. Gelelim 9. Olmadıkları zaman yaşamımızı devam ettiremeyeceğimiz ihtiyaçlara bizler ne diyoruz? İhtiyaçlarımızı temel ihtiyaçlar ve istekler olarak ikiye ayırmıştık değil mi? Zorunlu olan, hayatımızın devamlılığı için gerekli olanlara temel ihtiyaç denir değil mi sevgili gençler? Gidelim bir sonraki 10 ve sonuncu boşluk doldurma sorumuz. Belirli faaliyet ve işlemler sonucunda yeni bir mal veya hizmet meydana getirmeye ne denir? Aa, burada silmişiz biz temel ihtiyaçlarımızı. Temel ihtiyaçlar silinmiş. Evet, yeni bir hizmet meydana getirmeye ne denir arkadaşlar? Üretim değil mi? Evet, üretim denir. Yeni bir mal ya da hizmet meydana getiriyorsak bunun adı üretimdir. Evet arkadaşlar, boşluk doldurma sorularımızı güzel bir şekilde bitirdik. Sıra doğru yanlış sorularımızda. Şimdi optik kalemimizi hemen alalım ve işaretlemeye başlayalım sevgili gençler. Birinci sorumuz bakalım. Teknolojik ürünler yalnızca evde kullanılır. Sadece evde mi kullanıyoruz arkadaşlar? Okulda kullanmıyor musunuz siz? Bu yanlış tabii ki. Her yerde kullanılır. Yanlış. Çırt çırt bantlar akasya çiçeklerinden esinlenerek icat edilmiştir. Hayır, bunu öğrendiniz değil mi arkadaşlar? Akasya çiçeklerinden mi elde edilir? Kesinlikle hayır. Yanlış. 3. Lagari Hasan Paşa 17. yüzyıl başlarında basit hava roketiyle ilk kez havalanmayı başarmıştır. Bu doğru mu arkadaşlar? Lagari Hasan roketle yerden yaklaşık değil mi? Kaç metre diye anlamıyorsam 300 metre kadar olması lazım. Yükselmiştir. Bu doğru arkadaşlar. Aklımda öyle kalmış. 4.
Samuel Morse ampulü ilk bulan kişidir. Aa, Samuel Morse mu, Thomas Edison mı? Samuel Morse, Morse alfabesini buldu arkadaşlar, değil mi? Ampulün icatçısı değildir, yanlış. 5 teknolojik ürünler tasarlanırken insan ihtiyaçları, kullanım alanları ne diyor? Düşünülmez. Evet, düşünülmez mi arkadaşlar? Hayır, ihtiyaçlar düşünülerek icat edilir, değil mi? Yanlış, düşünülür yani. 6 temel ihtiyaçlar tüm insanlar için farklıdır. Uyku, barınma ve giyinme ihtiyaçlar, bunlar insanlar için farklı şeyler mi? Tüm insanlarda aynı mı arkadaşlar? Elbette ki aynıdır. Ayrı olamaz. Yani yanlış. Yeme, içme, giyinme ve barınma insanların temel ihtiyaçlarındadır. Evet işte doğru. Bunlar bütün insanlar için ortaktır. Farklı olamaz. 8. Tablet, bilgisayar, cep telefonu öğrencilerin temel ihtiyaçları. Bu temel ihtiyaçlar mı bunlar arkadaşlar? Yoksa istekler mi? İstektir bunlar, değil mi? Temel ihtiyaçlarımız giyinme, yeme, içme, barınma. Çanta olabilir, okul kitabı olabilir ama tablet, bilgisayar, cep telefonu olmaz. 9. Ekonomik faaliyetler üretime ve hizmete dayalı olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru mu? Evet, ekonomik faaliyetler ikiye ayrılır arkadaşlar. Yine biz buna doğru diyoruz. 10. Turizm üretime dayalı bir ekonomik faaliyettir. Turizm üretime mi dayalı arkadaşlar, yoksa bir hizmet sektörü müdür? Üretime dayalı değil, değil mi? Bir hizmet sektörüdür. O halde biz buna yanlış diyeceğiz. Evet, doğru yanlış sorularımız da bitti sevgili gençler. Şimdi geçelim, ne var burada? Eşleştirme, mucitler ve yaptıkları icatları eşleştiriniz demiş. Bakalım Thomas Edison ne yapmıştı? Ampulü bulmuştu. Bulalım nerede? Evet. 1. 2. Marsden. George Marsden ne yapmıştı arkadaşlar? Cırt cırt bantlarını icat eden kişiydi, değil mi? 2. Aa, bunları öğrendiniz. Öğrendiğinizi kabul ediyorum ben. Yoksa olmaz. Değil mi? Zeppelin kendi adını taşıyan bir balon tarzı hava aracını icat etmiştir. Zeppelin. Evet. 3. 1, 2, 3. Aşağıdan başlayarak gittik arkadaşlar. Hazerfan Ahmet Çelebi ne yapmıştı? Uçmuş muydu bu şahıs arkadaşlar? Uçmuştu, değil mi? Kuş kanadına benzer kanatla uçmuştu bu arkadaşımız. Kaçtı bu? 4 müydü? Evet. 4'ü buraya yapıştırıyoruz. Bir sonraki Lagari Hasan Paşa ne yapmıştı? Yerde roketle fırlanmıştı, değil mi kendini? Evet, 5. Az önce yaptık zaten bir soruda. Bir sonraki Canan Dağdeviren. Peki Canan Dağdeviren ne yapmıştı arkadaşlar? Giyilebilir kalp pilini icat eden kişidir Canan Dağdeviren. Gördüğünüz gibi bir Türk ismi gördük orada, değil mi? 6. Peki 7. sırada bakalım ne var sevgili gençler? Martin Cooper ne yapmıştı arkadaşlar? Evet, 2 tane önemli icadı var Martin Cooper'ın. Ne yapmıştı Martin Cooper? En önemlisi nedir? Cep telefonu, değil mi? Şu anda kullandığınız cep telefonlarınız kimin icadıdır arkadaşlar? Martin Cooper'ın icadıdır. Buraya ne yazıyoruz o halde? 7 yazıyoruz. 8. Marconi. Evet, bu da çok önemli. Şu anda çok kullanıyorsunuz arkadaşlar bunun icadını. Marconi'nin icadı ne olabilir? Evet, Marconi'nin icadı gidiyoruz. 3. Değil mi? Radyo telsizi icat eden kişi kimdir? Marconi'dir arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Bir sonraki ne kaldı? Evet, Graham Bell. Peki Graham Bell neyin mucididir? Bu çok bilinen. Herkes tarafında hemen hemen bilinen, siz de yüzlerce defa duymuşsunuzdur. Telefonu mu icat etmişti acaba bu? Öyle mi arkadaşlar? Telefon, değil mi? 9. Çip. Peki çipin görevi ne? Ne yapmıştı bu? Gördüğünüz gibi ilk mesaj iletme makinesini eden kişi çiptir arkadaşlar. Onu getirip şuraya yazıyoruz. Evet. A8, 8'i yazmamışız, Marconi 8 diye 3 mü yazmışız? Evet, 3 yazmışız ya. Marconi, burası 8 olacak arkadaşlar, özür diliyorum. Marconi neden burada 3? Direkt dikkatimi çekti, hata yapmışız ya. Evet, 8, Marconi'yi getirip oraya yazdık. Şimdi sanırım doğru oldu. Geçelim bir sonrakine arkadaşlar. Ne var bakalım? Ha, burada bir eşleştirme mi var? Noktalı yerlere temel ihtiyaçlar, sosyal ihtiyaçlar, istekler. Ha, temel ihtiyaç mı, istek mi, sosyal ihtiyaç mı? Onu belirtin demiş arkadaşlar. Beslenmek temel ihtiyaç. Temel. Bisiklet almak
istektir değil mi arkadaşlar? Tablet almak istek. Giyinmek temel ihtiyaç. Geziye gitmek sosyal ihtiyaçtır bu. Kalem yazmadı ama birazdan yazar, merak etmeyin. Sosyal ihtiyaç. Sinemaya gitmek sosyal ihtiyaç. Dans etmek istek mi, sosyal ihtiyaç mı? Sosyal ihtiyaç. Nefes almak temel ihtiyaç. Futbol topu almak istek. Soğuktan korunmak temel ihtiyaç. Evet. Bunlar önemli arkadaşlar. Şunları not alın. Bunlar karşımıza çıkacak. Kesin çıkacak. Evet. Noktalı yerleri, teknolojik ürünlerin kullanım alanlarını yazınız demişiz. Evet. Kullanım alanları. Buzdolabı nedir arkadaşlar? Nerede kullanılır? Ev aleti değil mi? Akıllı tahta eğitim. Yani okul. Eğitim alanında kullanılır. Cep telefonu nerede kullanılır? İletişim. MR cihazı, bu nedir arkadaşlar? Şu röntgen çeken değil mi? Sağlık. Sağlık alanında kullanılır. Uçak hangi alanda? Ulaşım alanında. Fotokopi makinesi nereden kullanırız? Daha çok eğitim. Her alanda kullanılır ama daha çok eğitim alanında kullanılır arkadaşlar. Mutfak robotu, ev aleti, özür diliyorum. Protez bacak nedir bu? Sağlık alanında. Otobüs nerede kullanılır? Elbette ki ulaşım. Bilgisayar oyunları nedir bu arkadaşlar? Hem iletişim hem eğlence. İletişim ya da eğlence yazabilirsiniz ama ikinizisini yazmanızı tavsiye ederim. Evet, sıra test sorularına gelmiş. Çok güzel, soruların doğru seçeneğini cevaplayınız demiş. Hemen cevaplayalım arkadaşlar. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanda kullanılır? Fotokopi makinesi, eğitim, projeksiyon, eğitim, akıllı tahta eğitim, MR cihazı, sağlık az önce yapmıştık değil mi? Aşağıdaki teknolojik ürünlerin hangisinde her alanda yararlanılmaktadır? Ne diyor? Her alanda. Bakalım. Bilgisayar, kamera, hayır. Otomobil, hayır. Fotoğraf makinesi, hayır. Bilgisayar her alanda kullanılır arkadaşlar. Bilgisayarsız hiçbir iş yapılmıyor artık. 3. Aşağıdakilerden hangisi icat yapmak isteyen kişinin özelliği olamaz? Bakalım. Meraklı, evet olur. Çevresini gözlemler, evet gözlemcidir. Yılmadan azimlidir, çalışır, evet. Sabırsız, hayır, tam tersi de çok sabırlı olmak zorundadır arkadaşlar. 4. Teknoloji sayesinde hayatımızı nokta nokta ürünler ortaya çıkmaktadır. Hayatımızı hangi ürünler ortaya çıkmaktadır arkadaşlar? Kolaylaştıran değil mi? Doğru cevap A seçeneği. Hayatımızı kolaylaştıran ürün teknoloji sayesinde ortaya çıkar. 5. Teknolojisi gelişmiş bir ülkede aşağıdakilerden hangisini kullanır? Gazete mi, telgraf mı, televizyon mu, internet mi? Çok yanıltıcı bir soru. Siz direkt gidersiniz, ne yaparsınız arkadaşlar? Televizyon yapabilirsiniz. İnternet, teknoloji çok gelişmişse, sanayi gelişmiş. Sanayi de internete bağlıdır artık. Yani bilgisayara bağlıdır. Doğru cevap internet olacak arkadaşlar. 6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdandır? Beslenme, temel barınma, temel giyinme, temel kitap okuma sosyal bir ihtiyaçtır. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında faaliyet gösteren bir meslektir? Bakalım. Avukat, hayır. Polis, hayır. Doktor, hayır. Kimmiş? Sizin öğretmenleriniz değil mi? Yani bizler eğitim alanındayız. 8. Domatesin soframıza ulaşma süreci aşağıdakilerden seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Önce üretim vardır arkadaşlar. Üretimi bulacağız. Evet, üretim sadece burada var. Üretimden sonra dağıtım, dağıtımdan sonra tüketim olacak. Üretim en başta olmak zorunda. 9. Aşağıdaki ham madde ürün eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor bakalım. Pancar, evet, şeker pancarı doğru. Yağ, zeytinyağı doğru. Sütten peynir yapılır doğru. Buğdaydan pamuk mu yapılır? Hayır, yanlış. Buğdaydan un, undan da ekmek yapılır. Evet, bu yanlış.
Aa, iki tane 9 yazmışız yanlışlıkla. Şu 10 olacak. Özür diliyoruz arkadaşlar. Neden böyle dikkatten kaçmış? Aşağıdaki ürünlerden hangisini alırken garanti belgesi isteriz? A. Et yok ya, garanti belgesi olur mu? Ekmeğin olur mu? Olmaz. Balığın olur mu? Olmaz. Ama çamaşır makinesinin garanti belgesi olur değil mi sevgili gençler? Evet, sınav burada bitti. Lütfen bize yardımcı olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki sınavda buluşmak üzere. Hoşça kalın, başarıyla ve bizimle kalın sevgili gençler. Sizleri seviyoruz.